Merhaba. Üzerinde konuşmamı istediğiniz konulardan bir tanesi ilişkiler, aşk. Tabii bunun içerisinde sevgi kelimesini birçok kişi unutmuş. Çünkü sizlerden gelen mesajlarda aşk ve ilişkiler diye yorumlar alıyorum. Ben bu videoda birazcık hakiki sevgiden de bahsetmek istiyorum. Çünkü ilişkilerimizde başarısız olmamızın veya başarı demeyeyim de uzun süreli bir şekilde ilişkilerimizin yürüyememesinin sebebi aslında aşka düşüyor olmamız ve aşk denen aldatıcı duruma kapılıyor olmamız. Bunu başkalarının da söylediğini duymuşsunuzdur. Aslında aşk dediğimiz duygu karşımızdaki kişide anlam yüklediğimiz ve çok abarttığımız bir takım, hayran olduğumuz bir takım insani özellikleri görüp böyle anlam yüklediğimiz insani özellikleri olduğu için onlar her neyse, kibar olmak olabilir, başarılı olmak olabilir, zengin olmak olabilir, fit olmak olabilir. Onları gördüğümüzde aslında zihnimizde polarite içeren düşünceler onlar. Yani aldanmışlığımızı aslında deneyimliyoruz biz aşk duygusunun içerisinde. Çünkü insanlığın belli bir durumuna diğer başka bir durumdan daha fazla anlam yüklediysek, örneğin kibar olmaya iyi, kaba olmaya kötü diyorsak, işte fit olmak daha iyi bir şey, kilolu olmak daha kötü bir şey diyorsak ve kendi doğrularımızı genel doğrularla karıştırıyorsak, herkesin kendi değerlerine göre yaşadığı gerçeğini atlıyorsak, tabii ki de işte hayranlık duyduğumuz insanlık özelliklerine sahip olan kişilere böyle bir olup aşk dediğimiz bir duygu, yani aslında çok aldatıcı olan bir duyguya kapılıyoruz ve tabii biz ne kadar bir kişiye hayransak, ne kadar onu üstün özellikler ve üstün vasıflara sahip diye nitelendiriyorsak, işte ay şusu harika, hem fit, tam istediğim gibi davranıyor. Ne kadar insanlığın diğer tarafını aslında görmemekte ısrar ediyorsak, hayat da bize tam tersini göstermek zorunda olduğu için suratımıza böyle tokat gibi patlayacak. Tam o gördüğümüz insani özelliklerin tam tersini de aynı kişide deneyimlememize neden olan bir takım deneyimler yaşamamıza neden oluyor. O yüzden de aşk birçok kişi için çok yüksek hayranlık, çok yükselmişlik, çok birine hayran olup, aşık olup, yapıp onun sadece iyi taraflarını görüyor olmak, aslında oradaki aldanmışlık, onun gerçeğini görmüyor olmak. Her insanın iyi ve kötü tarafı var çünkü hakikatte. Sadece bir kişinin iyi tarafını görüyorsak, kötü tarafını görmüyorsak da o duyguya biz aşk diyoruz, kapılmak diyoruz. Ve kötü tarafını görmediğimiz için, negatif yönlerini görmediğimiz için, sadece başarılı, iyi, harika, aman tanrım dediğimiz için de hayatta o kişi iki tarafı birden deneyimlemek mecburiyetinde olduğu için gerçeğini görmeye başladığımızda tabii ki zorlanıyoruz ve o aşk duygusu, aşırı hayranlık duygusu, aşırı tiksintiye dönüşüyor. Ne kadar aşıksanız ve bir kişiye ne kadar hayransanız ve bunu gençler daha çok deneyimliyor. Çünkü o hayranlık, o insani özellikleri abartma, bir kere abartıyorsun, iki kere abartıyorsun, üç kere abartıyorsun. Birkaç kişiyi tanıdıktan sonra en sonunda tabii ki de ilişkilerde olgunlaşıyoruz ve anlıyoruz ki her insanın artı tarafı da var, eksi tarafı da var, negatif tarafı da var, pozitif tarafı da var. Her insan özelliğinin faydaları da var, zararları da var. Hiç kimse sadece kibar değil. Hiç kimse sadece kaba da değil. Hiç kimse sadece doğru değil. Hiç kimse sadece yanlış da değil. Hiç kimse sadece güzel, meleksi değil. Hiç kimse sadece kötü ve işte iğrenç ve şeytani değil. Her insan hem melek hem şeytan, hem kibar hem kaba. O yüzden aşk aslında tek taraflı bir bakış açısı, bir aldanmışlık. Bizler bir kişinin sadece iyi özelliklerini görüp kötü özelliklerini görmediğimizde hayranlık, aşk duyuyoruz. Sadece kötü özelliklerini görmek zorunda kalacağımız için, kuantum entanglement yasası sebebiyle pozitif negatif birbirinden ayrı olamayacağı için, biz ne kadar tek taraflı bir bakış açısında olursak aslında diğer tarafı da görmek mecburiyetinde olduğumuz için, ne kadar aşk büyükse, hayranlık büyükse o kadar birkaç ay içerisinde tiksinti ve iğrenme ve ay iğrençmiş, nefret ediyorum ondan durumu bir yüksek duygunun altı, tam ters olan yüksek duygunun aşağılık duygu olarak deneyimlenmesini yaşıyoruz. Neden? Çünkü evren dengeli bir yer. Evren ve yaşam dengeli, nötr bir alan ve biz kendi dengemizi kaybetsek bile hayat bize dengeli bir şekilde, dengeli bir bakış açısına hayat bizi geçirmek zorunda. O yüzden de çok bir kişiyi başımızın üzerine çıkardıysak hani bir şekilde aşağı indirecek, aşağılık deneyimler bize yaşatacak durumlar yaratıyoruz aslında. Biraz evvel sevgi duygusuna da yer vermek istiyorum dedim. Çünkü uzun süreli ilişkilerde aşk duygusu değil, hakiki, gerçek, nötr bir sevgi duygusu vardır.
İki kişinin birbirini abartmadığı ve aynı zamanda aşağılamadığı, iki kişinin birbirini artıları ve eksileriyle görüp o şekilde bütünsel şekilde sevdiği seviyede ilişkiler çok uzun süreli devam edebilir ve o ilişkiler ruhen yaşanan ilişkiler de diyebilirim. Çünkü insanın ruh gerçeği, hakikati ve ruh eşinden de bahsedecek olursak aynı noktadan deneyimleniyor zaten o ilişki. Ruh hakikatimiz bizim, nefsimiz, nefesimiz, hakikatimiz, varlığımız, özümüz nötr ve aynı zamanda sevgi de nötr bir duygu. Artı ve eksi kutbun aynı anda deneyimlenmesinden oluşan bir durumdur sevgi. Yani iyinin ve kötünün, gerginliğin ve rahatlamanın, üzüntünün ve işte gülümsemenin, acının, tatlının hepsinin aynı anda deneyimlendiği noktada hakiki nötr bir sevgi vardır. O yüzden de ilişkilerle ilgili ilişkilerin, iyi ilişkilerin, ruhen bağlantı kurduğumuz ilişkilerin sırrı ne diye bana sorarsanız, ruhen bağlantı kurduğumuz ilişkiler koşulsuz olarak sevginin içinde olduğumuz, karşımızdaki kişiden hiçbir beklentimizin olmadığı, bunun özellikle altını çiziyorum, karşımızdaki kişiden hiçbir beklentimizin olmadığı, karşımızdaki kişiyi artısı eksisiyle kendi değerlerine göre yaşar vaziyette, kendi bakış açısı olduğunu kabul ettiğimiz, kendi doğruları olduğunu kabul ettiğimiz, bizim kendi doğrularımızı ona empoze etmeye çalışmadığımız ve onun da kendi doğrularını bize empoze etmeye çalışmadığı, iki kişinin birbirini tamamen koşulsuz bir noktada, yani olduğu gibi kabul ettiği yerde samimi, gerçekten ruhen çok güçlü, çok sağlam ilişkiler kurulabilir. O yüzden de öncelikle hani genç, yeni nesilde bunu çok görüyorum ve ilişkilerinde zorlanan insanların çoğunda şöyle genel olarak bir genelleme yaparsam, kendilerine samimi olmadıkları için zorlandıklarını görüyorum. Çünkü bir ilişkide gerçekten çok derinleşebilmek için, iki tarafın birbiriyle ruhen bir bağın kurulabilmesi için öncelikle o iki kişinin de bir kere kendine samimi olması gerekiyor. Eğer sen kendini sadece iyi, hiç kötü değil, sadece kibar, hiç kaba değil, hep başarılı, hiç başarısız değil gibi düşünüyorsan, ben iyi bir insanım ama kötülük yapmam, ben şöyle bir insanım ama böyle değilim diyorsan ve insanlığının artı eksi her tarafını kabul etmiyorsan, sen samimi ve gerçek olmadığın için karşı tarafa sürekli olarak o anlam yüklediğin durumları, örneğin kibar olmak kaba olmaktan iyi diye düşünüyorsan ve sürekli bir kibar olma, kibar gözükme çaban varsa, varlığında insanlıktaki kabadan tamamen kopmuş durumdaysan, sen aslında karşındaki insana tam bütününü göstermiyorsun ve bütün olarak kendini vermiyorsun, yarını veriyorsun. Eğer hep iyi gözükme çaban varsa, hep güzel gözükme çaban varsa, hep cici olayım, tatlı olayım, hiç bağırmayayım, kabalaşmayayım, böyle bir durumun varsa, insanlığının sadece yarısını karşı tarafa sunduğun için bir kere karşı taraf bundan tatmin olmayacak ve böyle durumlarda kadın için de erkek için de kaçınılmaz sonuç aldatılma. Evet, doğru duydunuz, aldatılma. Ben eğer kendime samimi değilsem, eğer ben bir ilişkiye kendimi her şeyimle, artımla eksimle, her şeyimle samimi bir şekilde koymuyorsam, karşımdaki kişinin bundan tatmin olması mümkün değil. Çünkü karşımdaki kişi beni tam olarak %100'ümü deneyimlemek için seçiyor ve ben %100 değilsem, kibar olma, cici olma, şirin olma, kaliteli olma falan bir triplerdeysem, kendi kendime bir rollerde kabalaşmama, kötü olmama, şöyle yapmayayım, böyle yapmayayım gibi bir durumum varsa, insanlığımın bir tarafını deneyimliyor, diğer tarafından kaçınıyorsam, yapmacıksam, gerçek değilsem, bir kere gerçekten derinden ilişkiyi unutmam gerekiyor. O yüzden de ilişkilerinde problem yaşayan kişilerle ilgili, yapmacık olduğunuz için ve gerçek olmadığınız için ilişkileriniz devam etmiyor, aldatılıyorsunuz ve problem çekiyorsunuz diyebilirim. Gerçek olan bir kişinin, kendini gerçekten ortaya koyan bir kişinin, bu kadın erkek ikisi için de geçerli, kendini gizlemeyen, olduğu gibi sunan karşısındaki kişiye, kişinin ne aldatıldığını ne de ilişkisinde problem yaşadığını görmedim. Çünkü bizler kendimizi olduğumuz gibi sunduğumuzda karşımızdaki insanı da olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve karşındaki insanı olduğu gibi kabul ediyorsan, iyisiyle kötüsüyle, hiçbir insan sadece başarılı değil,
herkes aynı zamanda başarısız. Hiçbir insan sadece dürüst değil ve olamaz da, herkes aynı zamanda yalancı. Hiçbir insan melek değil, aynı zamanda şeytan. İnsanlığımızda bulunan bütün özellikler, 4000 küsur insani özellik var bugün sözlükte yer alan. Tüm o insanlık özelliklerine hepimiz sahibiz. Ama bu özellikleri sahiplenmediğimiz için zaten önce kendimizle olan ilişkimizde, sonra karşımızdakiyle olan ilişkimizde zorlanıyoruz. Çünkü sen kendi özelliklerini kabul edemediysen, eğer insanlığında bazı özellikleri anlam yüklüyorsan, işte kibar olmak daha iyidir, kaba olmak kötüdür, işte şöyle davranmak iyidir, böyle davranmak kötüdür gibi bir takım anlamlar yüklüyorsan, karşındakini de olduğu gibi kabul edemiyorsun ve böylelikle de sürekli değiştirmeye çalışıyorsun. Ve birbirini değiştirmeye çalışan bir ilişkinin yürümesi mümkün değil. Neden? Çünkü hakiki sevgi iki tarafın da birbirine olduğu gibi sevdiği nokta için konuşulabilir. Ve her insan olduğu gibi hiç değişmeden tüm özellikleriyle sevilmeyi hak ediyor. Ve bizler sadece içinde bulunduğumuz ilişkiden olduğumuz gibi sevildiğimizde, yapay olmadığımızda, yapay olma çabamız olmadığında, değişme çabamız olmadığında ve değiştirme çabamız olmadığında, kendi değerlerimize ve karşımızdaki kişinin değerlerine, kendi doğrularımıza ve karşımızdaki kişinin doğrularına saygılı olduğumuzda o ilişkiler yürüyor. İlişkinin sırrı bu. Öncelikle kendine samimi olmak, kendini kabul etmek, sonra da diğerini olduğu gibi kabul etmek. Tekrar söyleyeceğim, not almak isteyebilirsiniz böyle altı çizili bir şekilde. Her insan olduğu gibi, olduğu haliyle, doğruları ve yanlışları ve her şeyiyle sevilmeyi hak ediyor. Ve eğer böyle bir ilişki buluyorsanız, sizi gerçekten olduğunuz gibi başarınız, başarısızlığınız, aptallığınız, zekiliğiniz, iyiliğiniz, kötülüğünüz, melek tarafınız, şeytan tarafınız, ukala tarafınız, doğru tarafınız, yanlış tarafınız hepsiyle, işte o zaman o ilişkiden çok tatmin oluyorsunuz. İki taraf da tatmin oluyor ve ömür boyu süren çok güçlü ruhen bir birliktelik kurulmuş oluyor. Ne olursa olsun düşe kalka iki tarafında birbirini hatalarıyla, iyiliğiyle, kötülüğüyle kabul ettiği, hakiki sevginin var olduğu bir hakiki bir çatı kuruluyor. İlişkilerle ilgili bu kadar. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa da anlatmaya devam edebilirim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı hatırlatıyorum. Görüşürüz.